Geçeceksin. Öyle mi geçelim? Tamam. Sevgili seyirciler, bugün Kahraman Kazan'da Kocalar Şirketler Grubu'na ait bir benzin istasyonu açtık. Tabii açılışa Ardahan Milletvekilimiz Orhan Atalay, eski Ardahan Milletvekili Safet Kaya, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları katıldı ve binlerce de hemşerimiz ve dostları katıldı. Tabii Kocalar nereden gelmiş? Kocalar Ardahan'ın Çıldır ilçesi, Aşık Şenlik beldesi. Aşık Şenlik biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda ilk halkı yüreklendiren bir halk o zamandır. Halk kahramanıdır. Kafkasların kartalıdır. Demiş ki ehlim İslam işitsin bilsin. Can sayken yurt vermeniz düşmana. Kurtuluş hareketi zaten orada başlamış. Atatürk Samsun'a gelmiş. Kongre yapmış. Erzurum'a gelmiş. Kongre yapamamış. Ama kongreyi Aşık Şenlik gibi orada yurtseverler 270 atlıyla Erzurum'a gitmiş. Erzurum Kongresi gerçekleştirmiş. İşte Aşık Şenlik'in kasabasının belediye başkanlığını yapmış Fezair Koca. Fezair Koca bu şirketler grubunu mesela kurulmasında en büyük emeği olan bir eski belediye başkanımızdır. Tabii burada da kendi duygularını alacağız. Kendisiyle görüşeceğiz. Efendim merhaba diliyoruz. Merhaba Mustafa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Az çok sizi tanıttım ama yine de siz bir sıfırdan başlayalım. Ben Fezair Koca. Ardahan Çıldır, Aşık Şenlik doğumlu. Aşık Şenlik'te 23 sene belediye başkanlığı yaptım. 1999'da belediye başkanlığından emekli oldum. Artık oralar biraz dar gibi gelmişti. Şirketi genişletecektik. Şirket orada kurulmuştu. Ankara Kazan'a yerleştim. Şu anda gördüğünüz gibi Kazan'dayız. Kazan'da birçok yatırımımız var. Bu yatırımlardan bugün bir tanesinin açılışına şahit oldunuz, katıldınız. Sizin de buraya katılmanızdan dolayı memnun ettiniz beni aşırı derecede. Şirketimiz 200'ün üzerinde kışın, 300-400'ün üzerinde yazın çalışanımız vardır. Şirketimiz benzin istasyonları, inşaat sektörleri, gıda sektörleri, marketçilik, gıda, o tür şeylerde devam etmeyiz, çalışmaktayız. Yollarda Kocalar görüyoruz. Bu testler sürekli büyüyor. Biraz bahseder misin bu sosyal testler hakkında? Evet Mustafa Bey, Kocalar yol otobanda gördüğünüz ve Samsun yolunda gördüğünüz Kocalar dinlenme tesisleri. Bu tesisleri 1999'da aldık. Burasının mülkiyeti karayollarına ait. Ama ancak işletmesi şirketimize ait. Bu şirkette en iyi hizmeti vermek için biraz da Ardahanlı'ya layık olmak için oralarda daha güzel yatırımlar yaptık. Daha gelişmiş şekiller getirdik. İnşallah da bunları biraz daha üst düzeylere çıkaracağız. Gördüğünüz gibi otobanda gidip gelen hemşeriler sağ olsunlar uğrak yerleridir. Orada sohbet ederiz. Ama ülkeye hizmet ediyoruz otobanda. Peki. Hemşerilerle ilişkileriniz, dernekle ilişkileriniz nedir yani? Şimdi ben dernekçiliği de hemşericiliği de çok seven bir tipten adamım. Ben Çıldır Derneği kurulduğu zaman oraya çok özverilerde bulundum. Diğer derneklerde de öyle. Bizden istedikleri yardımlarda, buralarda her türlü katılım yapıyoruz. Onların açılışları oluyor, oralara gidiyoruz. Talep ederlerse yardımlar yapıyoruz. Derneklerden de gayet iyi. Dernekleri de seviyorum. Dernekçiliği de çok seviyorum. Biliyorum siz de çünkü eski dernekçilikten gelmesiniz. Siz de dernekçiliği çok çok sevenlerden birisisiniz. Böyle bu şekilde devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, Kocalar Şirketler Kurulu'nun yönetim kurulu başkanı Sayın Fezair Koca, eski belediye başkanımızla görüştük. Allah yolunu açık etsin. Gerçekten siz de mola yerlerinde görüyorsunuz. Kocalar Şirketleri özel, kaliteli hizmetler veriyor. Bugünkü açılışta da gerçekten herkese son derece kaliteli bir hizmet verdiler. Efendim hayırlı olsun diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Biz Kaşgar TV ailesi olarak da nice başka şirketlerin de açılışına vesile oluruz diye düşünüyorum. Sizin de Kaşgar TV'nin daha çok yüksek yerlere çıkmasından yanayım. Talep ediyorum. Başarılar diliyorum.